Eşim hem bana hem de engelli kızıma şiddet uyguluyordu. Dayanamadım, öldürdüm. Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın suçunu bu sözlerle itiraf etti. O cinayetin perdesi aralanınca arkasından bir aile dramı çıktı. Adam biraz adestifti yani. Kadın çok dert yanıyordu yani. Arada bir öyle bir bağırışmalı, çağrışmalı oluyordu. İşte yine öyle sesler yükseldi. Tartışma kısa sürede alevlendi, kavgaya döndü. 75 yaşındaki kadın 80 yaşındaki kocasını bıçaklayarak öldürdü. Teyzenin anlattığına göre uyguluyor diyordu. Kızı çok hani hırpalıyor diyordu. Anne, baba ve engelli kızları işte bu apartmanda, bu dairede yaşıyorlardı. İddiaya göre zaman zaman tartışıyordu o çift, ancak dünkü tartışmada sesler yükseldi ve o tartışma kanlı bitti. Yankıdan çıkıyordu o kadar yani. Komşuların duyduğu son kavga sesleri oldu onlar. Mutfaktan bıçağı alan kadın arka arkaya kocasına sapladı. Ya zaten kız engelli olduğu için devamlı bir kavga, hani ses, bağırış, çağırış sesleri oluyordu. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekipler yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Kadının ifadesi de komşuların anlattıklarını doğruladı. Gözaltına alınan Nimet Akgün emniyette eşinin kendisine ve 50 yaşındaki engelli kızına şiddet uyguladığını söyledi. Dayanamayıp öldürdüm dedi. 15 senedir kapı bir komşumuz. Şaşırdık, evet, ummuyduk yani. Babası hayatını kaybeden, annesi ise eş katili olan engelli kadın bir başına kaldı. Saat. Özellikle metro kullananlar bu görüntüye çok aşina olacaklar. İşte tam olarak bu görüntü. Kendini önce simitçi gibi tanıtıyor, sonra da bayılma numarasıyla duyguları da cüzdanları da sömürmek istiyor. Oyunculuğuyla birilerini kandırsa da dolandırıcılığıyla karakolu boyluyor. Üstelik bu ilk de değil. Yine aynı sahtekar, yine aynı numara. Ekipler gözaltına almaktan yoruldu ama o kandırmaktan yorulmadı. Taksim meydanında kendisine yine simitçi süsü verdi. Elindeki tepsiyle Taksim'i karış karış turladı. Kalabalığın bir araya gelmesi için fırsat kolladı. Ve vakti geldiğinde de kelimenin tam anlamıyla performansını sergiledi. Kendini bir anda yere bıraktı. Simitler bir yana, tepsisi bir yana savruldu. Bayıldığını düşünen kalabalık çevresinde toplandı. Tam ona acıyanlardan para toplayacaktı ki İstiklal Caddesi'nde devriye gezen ekipler şüphelendi. Burnunun dibinde bitti. Neye uğradığını şaşıran simitçi kılığındaki şüpheli gözaltına alındı. O sahtekarın daha önce de aynı numarayla birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Akıllanmayan sahtekar karakolda ifadesi alındıktan sonra ceza yedi. Bak.